İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Evet, ay sonuna geldik ve ay sonuna geldiğimiz için de ay sonu raporunu bugün Ana Haber'in hemen arkasından yapacağız. Dolayısıyla bugün Ana Haber bir miktar kısa olacak ama birazdan başlayacağız bugün. İbrahim Şişman bizimle birlikte olacak ve Colendi Menkul Değerler analisti İbrahim Şişman'la piyasayı kapatacağız ve piyasalarda olup bitenlere bakacağız. Bugün enteresan bir gündü. Hatta dünya tarihindeki önemli günlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hamas liderlerinden İsmail Haniye, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın kutlama töreninde, daha doğrusu protokol töreninde bulundu ve bu tören sonrasında çekildiği konuk evinde bir İsrail seyir füzesi tarafından vuruldu ve hayatını kaybetti. Bu dünya tarihi açısından, Orta Doğu açısından son derece önemli. Bir defa hem cinayetin işleniş biçimi, suikastin işleniş biçimi son derece önemli. Çünkü pek çok şüphe var. Hangi ülkeler yardımcı oldu ve kimlerin parmağı var bu işte bilmiyoruz ama tabii elbette birinci fail İsrail olduğunu biliyoruz. Fakat bunun dışında İsrail'in bu bölgede, bulunduğu bölgeden Tahran'da herhangi bir seyir füzesini ateşleyebilmesi ve tam isabet sağlayabilmesi için mutlak surette başka ülkelerden destek almış olabilir. Bu ülkelerin başında elbette Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de hangi üsleri kullanarak yaptığını bilmiyoruz. Ancak bir denizaltıdan atıldığı da iddia ediliyor. Bu çok fazla akla uygun bir proje değil, daha doğrusu bir yaklaşım değil. Zira Basra Körfezi'nden atması halinde bile isabet kaydettirmesi mümkün değil. Akdeniz'den atması durumunda da keza aynı şekilde muhtemelen İran hava sahasına çok yakın bir bölgeden atılan bir füzeden bahsediyoruz. Bugün Orta Doğu'nun kaderinin ve talihinin yeniden çizildiği bir dönem olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu birazdan yayınlarımızda da konuşmaya çalışacağız. Bugün Fed günü. Amerikan Merkez Bankası bildiğiniz gibi Eylül ayında bir faiz indirimi yapacağına dair bir taahhütte bulundu. Şu anda istatistikler ve göstergeler Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimi yapacağını %100 nispetinde fiyatlıyor. Ancak elbette büyük bir seçim var. Dolayısıyla bu seçim öncesinde Amerika'nın elbette yapacağı yeni adımlar olacaktır ve yeni başkanın, bundan sonraki yani gelecek olan başkanın seçimiyle ilgili kimin göstergesi daha ilerideyse ya da kim daha şanslıysa ona göre Fed'in bir yürüyüş tarzı da olacak diye düşünüyoruz ama birazdan zaten Fed özel yayınıyla bütün bunları değerlendireceğiz. Bu arada bugün Amerikan özel sektör istihdam verisi geldi ve bu beklentilerin çok çok altında. Dolayısıyla bugün itibariyle Amerikan Merkez Bankası bu öncü verilere bakarak hareket etmiyor ama geneline baktığımızda Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimi için bugün elbette herhangi bir şey aksiyon alması mümkün değil ama Eylül ayında şu anda gözüküyor. Eylül ayında yapmaması durumunda Kasım seçimlerinden sonraya sarkıtabileceğini tahmin ediyoruz. Birazdan Fed özel yayında bütün bunları ele alacağız. Fitch, Türk bankaları marj baskısı altında diye bir rapor yayınladı. Fitch'in bu raporu şu anlama geliyor. Türk bankalarının varlık kalitesinde bir bozulma var ve bu bozulmanın etkisinden bir süre kurtulamayacaklar. Bu bakımdan da bankalar üzerinde daha fazla sıkı bir denetim olması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye'nin dış ticaret rakamı bugün açıklandı. Dış ticaret açığı Haziran ayında hem ihracatımız azaldı hem ithalatımız azaldı. Ama ihracatımızın azalış hızı ithalatın azalış hızından daha fazla. Yani ikisi de azalıyor fakat ihracat çok daha hızlı aşağı doğru geldiği için ihracattaki. Ama aradaki marş kapanıyor bu arada onu söyleyelim. Çünkü ithalat da geriliyor ama bundan önceki aylarda ithalat aynı hızda gerilemiyordu hatta hiç inmiyordu. Şimdi ithalatın da gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama oranında böylece yükselmiş oldu Haziran ayında. Bugün İsmail Haniye suikasti sonrasında piyasalarda, altın piyasalarında müthiş bir yükselme var. Altın şu anda yukarı doğru gidiyor. Keza kripto piyasalarında da benzeri bir durum var. Kriptolar da yukarı doğru hareketli. Petrol de yukarı doğru. Bildiğiniz gibi bütün bunlar, bu sözünü ettiğimiz enstrümanlar, orta vadeli
bazı kontratlarla satın alınan bu enstrümanlar yukarı doğru gidiyor. Çünkü buralarda güvenli liman efekti oluşturuyor. Bu gibi durumlarda yani savaş veya savaş benzeri durumlar ortaya çıktığında bu tür enstrümanların yukarı doğru gittiğini biliyoruz. Petrol, altın ve kriptoların yukarı doğru gittiği bir güne tanıklık ediyoruz. Bu bugüne özgü bir durum. Yarından sonra elbette bunun böyle olmayacağını tahmin ediyoruz. Peki, parasal piyasalara bakalım. Dolar TL 33.14.09'da yukarı doğru hareketli. Dolarla ilgili birkaç gün önce yaptığımız tespite uygun olarak söylemek gerekirse dolar artık 33'ün üzerinde. Bundan sonra doların 33'ün altına inmesi söz konusu olamayacak gibi gözüküyor. Ve son birkaç gündür de küçük adımlarla 0.5'lik, 0.6'lık adımlarla yukarı doğru geliyor. Bugün 33.14'te, yarın 33.15'leri, 16'ları pekala görebilir. Euro TL'ye bakalım, orada 35.96'dayız, yukarı doğru hareketli. Euro'da da benzeri bir tablo var. Pound da yukarı doğru hareket ediyor. 42.57'de bugün. Frank TL 37.93'te. Türk lirası bugün 4 büyük majör para birimi karşısında değer kaybetti. En fazla dolar karşısında değer kaybettiğini yeri gelmişken ifade edelim. Euro dolar paritesine bakıyoruz. Euro dolar paritesi 1.08.42'de yukarı doğru ama yatay bir seyir izliyor. Yani çok fazla yukarı çıkmadı ama dolar endeksine bakıyoruz. Dolar endeksi dün ifade ettiğimiz gibi aşağı doğru gelecek demiştik. Nitekim bugün dolar endeksi aşağı doğru geldi ve 103'e kadar geriledi. 103.99 sınırda ama buradan aşağı doğru gideceğini görüyoruz. İsmail Haniye suikastinin keza dolarda da bir aşağı yön baskısı oluşturduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü işin içinde Amerikan parmağı olduğuna dair iddialar var. Bu iddialar da doları doğal olarak zayıflatıyor. Bugün itibariyle dolar endeksi 0.56'lık bir değer kaybına uğramış durumda. Suikastler arasındaki bağıntıyı göstermek bakımından ifade ediyorum. Altın 2419 dolarda yukarı doğru hareketli. Ons altın, gram altın da yukarı doğru hareket ediyor. 2582 lirada. Brent petrol 80 dolar 58 sente, dün akşam saatlerinde 79 dolar civarındaydı. Aşağı doğru gitmeye devam ediyordu ama İsmail Haniye suikastiyle birlikte yukarı doğru gitmeye başladı. Bugünkü Brent petroldeki kazanç %2.48. NYMEX'te de benzeri bir tablo var. NYMEX'te dün 75 dolar civarına kadar gelmişti. Hatta aşağı doğru iniyordu. Bugün 76 dolar 86 sentte %2.85'lik artışta burada kendini gösteriyor. Ama bunlara bakmamak lazım. Yani altın yukarı doğru gidiyor, petrol yukarı doğru gidiyor, kripto paralar yukarı doğru gidiyor. Asıl üzerinde durmamız gereken Baltic Dry Endeks. Baltic Dry Endeks'i bir reel endeks. Dolayısıyla dünya ticaretinin nereye doğru gittiğini en doğru buraya bakarak görmemiz mümkün. Bitcoin'e bakarak, kripto paralara bakarak, petrole bakarak, altına bakarak ya da dolar endeksine bakarak karar vermek doğru değil. Asıl somut endeks burada kendini gösteriyor. Baltic Dry Endeks'i 1762 puanda aşağı doğru hareketli. Bugünü %1.95'lik kayıpla kapattı. Bu şu anlama geliyor. Dünyada bir güvensizlik ortamı var. Bu güvensizlik ortamı dünya ticaretini aşağı doğru çekmeye devam ediyor. Peki, Bitcoin'e bakalım. Kripto paralardayız. 66.834 dolarda Bitcoin ve bugünü %0.52 yukarıda geçirdi. Ethereum'da da yön yukarıda, 0.27'lik bir kazanç var. 3.348 dolardayız. Borsa İstanbul 10.000 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şu anda 10.600 seviyesinde. Birazdan kapanış rakamını göreceğiz. Üstelik de bugün bankacılık endeksi, endeksin yukarı doğru gitmesine yardımcı olduğu halde endeks çok yukarı kendini atamadı. Elbette İsmail Haniye suikastinin yarattığı travma orada da kendini gösteriyor. We'll be right back.
değil. Evet, Borsa İstanbul tahmin ettiğimiz gibi aşağıda kapattı. BIST 100 endeksine bakıyoruz. 0.50 aşağıdayız. 10.638 puandayız. Muhtemelen yarından sonra 10.600'ü kırıp aşağı doğru gelecek. Aşağıda 10.200 seviyesi var. Burayı kırdığı takdirde tekrar 9.000'li seviyelerde bir borsamız olabilir. Ancak elbette bunu öngörmek bugün itibariyle mümkün değil. Fakat bugün borsanın bir travma geçirdiğini görüyoruz. Üstelik de biraz önce aktardığım gibi bankacılık endeksi %2 civarında yardımcı olmasına rağmen endeks kendini yukarıya taşıyamadı. Çünkü bankacılık dışında holding ve diğer sanayi kuruluşlarının endeksleri buna yardım etmedi. BIST 30'a bakıyoruz, orada bir hareketlilik var. Yani borsanın ana omurgası. Burada bankacılık endeksi sayesinde bir artış var. %0.09, yani binde 9'luk bir artıştan bahsediyoruz. 11.606 puandayız BIST 30 endeksinde. Yeşillerdeyiz. BIST 500'e bakıyoruz borsanın geneline. Borsanın geneli BIST 500'de 12.058 puandayız. 0.59'luk kayıp da burada kendini gösteriyor. İlk haberimiz kur korumalı mevduattan. Kur korumalı mevduat bildiğiniz gibi ilk başladığında, zirveye çıktığında 3.4 trilyon liraydı. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru gelmeye devam ediyor. 2.2 trilyon liraya kadar geldi. Hatta 2 trilyon lira sınırına kadar dayandı. Haziran ayında kur korumalı mevduatta müthiş bir gerileme var. Çok hızlı bir gerileme. Mayıs sonunda 67.9 milyar dolardan revize edilen ve 68.1 milyar dolar olan döviz altın dönüşümlü kur korumalı mevduat stok bakiyesi Haziran sonunda 63.8 milyar dolara kadar indi. Yani yaklaşık 4 milyar dolarlık bir gerileme söz konusu bir aylık zaman diliminde. Müthiş bir hızla geriliyor. Ancak elbette kur korumalı mevduatın sıfırlanması için daha çok uzun zamana ihtiyaç var. 2024'ün İlk 6 ayında ihracat ve ithalattaki duruma bakalım. Hem ihracat azalıyor hem ithalat azalıyor. Ancak ihracat ithalattan daha hızlı azaldığı için açığımız bir miktar yavaşlamakla birlikte açığımız hala devam ediyor. Geçen ay, Haziran ayı itibariyle ihracat %8.3, ithalat %4.4 azaldı. İhracat Haziran'da 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre 8.3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar oldu. İthalat ise 24 milyar 924 milyon dolara kadar gerilemiş durumda. İkisi arasındaki fark bildiğiniz gibi ihracatın ithalatı karşılama oranını ifade ediyor. Orada bir yükselme var, çok doğal bir yükselme. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran döneminde %66.8 iken Haziran'dan sonraki dönemde, yani geçen yılın aynı dönemine kıyasla %74.8'e kadar yükseldi. TÜİK'ten bir veri var. Hizmet üretici enflasyonu Haziran'da yıllık %77.41 yükseliş gösterdi. Oraya kadar çıktı. Maliye Bakanlığı'nın bir denetimi var. Maliye Bakanlığı son zamanlarda vergi denetimini artırabilmek için her türlü yola başvuruyor. Ve en son adres şu anda Kuyumcular, İstanbul'daki Kapalı Çarşı'daki aralarında çok ünlü markaların da olduğu Kuyumcular üzerinde şu anda büyük bir denetim var. Maliye'nin bütün teftiş kurulu üyeleri şu anda alanda ve vergi matrağı 16.046 lira olan Kuyumcular'a artık müsamaha gösterilemeyeceğini söylüyor Mehmet Şimşek. Bu matrağın yukarı doğru çekilmesi gerektiğini söylüyor ve denetimler de bu yönde yapılıyor. Şu anda Kapalı Çarşı'da büyük bir fırtına esiyor. 9 büyük şehirdeki diğer adreslere de 707 adrese ayrıca maliye müfettişleri denetim için harekete geçmiş durumda. Japonya'dan bir haber var, onunla bitireceğiz. Japonya 2007'den bu yana ilk kez faiz artırdı. Japonya Merkez Bankası bildiğiniz gibi diğer majör merkez bankalarından farklı olarak negatif faiz uygulaya geldi. 2007'den beri bu böyle devam ediyordu. 2024'e geldiğimizde Japonya Merkez Bankası da pes etti ve faizi artırdı. Çok fazla bir artış değil, 0.25, yani 25 baz puanlık bir artış ama Japonya için son derece büyük adım.
Birazdan FED kararı geldiğinde Japonya Merkez Bankası'nı yine o FED kararı çerçevesinde ayrıca değerlendireceğiz. Evet, Borsa İstanbul evet maalesef negatifte kapandı. Borsa İstanbul'un kapanış rakamını bugün tabii Fed günü, dolayısıyla onu birazdan Fed özel yayınında konuşacağız ama öncelikle Borsa İstanbul'a bir bakalım. Kolendi Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman şu anda Skype hattımızda. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk Ali Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi borsa 10.600'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dün de öyleydi, bugün de öyleydi. Yani bir 50 puanlık falan bir kayıpla bugünü kapattı ama anladığımız kadarıyla bir defa BIST 30 endeksi yardımcı olmasına rağmen borsa kendini bulamadı maalesef. Hem BIST 100 hem BIST 500'de negatif değerler vardı, kırmızılar vardı. Nasıl bir tablo var? Tabii İsmail Haniye suikasti elbette pek çok göstergeye etki ettiği gibi buraya da etki ediyor diye düşünüyoruz. Çünkü bir gerilim var, yani bir konjonktürel bir konjonktürel durum var ve bu durumdan elbette bütün piyasalar etkileniyor. Biz de en yakın piyasalardan biriyiz. Nasıl değerlendirme yapmak lazım? Yaklaşık 5-6 dakika vaktimiz var. Buyurun. Tabii yani şimdi bahsettiğiniz gibi oldukça önemli bir sıcak gelişmeydi aslında. Bunun etkisiyle negatif bir başlangıç yaptık. Diğer taraftan bilançolar açıklanmaya devam ediyor. Burada banka ve sigortaların geldiğini görüyoruz ki Garanti Bankası aslında daha olumsuz beklenirken geçtiğimiz çeyreğe paralel bir karlılıkla aslında birazcık daha endeksi burada motive etti diyebiliriz ki dün de bu kötü beklentiye istinaden de ekstra da bir satış vardı bu arada. Tabii burada birazcık daha finans sektöründeki işte sigorta tarafının desteği vardı ama işte BIST 30 günü nötr kapattı. Burada işte yine negatif tarafa çeken şirketlerden bir tanesi de Türk Hava Yolları'ydı ki işte bahsettiğiniz gelişmenin de aslında burada en çok etkilediği jeopolitik risklerin arttığı bir dönemdeyiz ki Amerika tarafından da bu bölgedeki aslında savaşa verilen ekonominin de neredeyse 100 milyar dolarlık bir paketi onaylamasının ardından bunlar gelişti. Gerek İsrail gerek işte Ukrayna tarafına birçok yerde ve Tayvan tarafına da aynı şekilde aslında önümüzdeki dönemde bu tarz maalesef gelişmeleri yine takip edeceğiz gibi duruyor. Buna istinaden birazcık da Borsa İstanbul bir panik havasıyla başladı ama geçtiğimiz dönemlerdeki gibi bir korku havasına bürünülmedi. Burada birazcık da sanki çok fazla umursanmıyor gibi değil ama en azından bilançoların ve iç dinamiklerin biraz ön planda olduğu bir günü geride bıraktık. Tabii bunun birazcık da Fed öncesi sessizliği de vardı. Buradaki gelişmelerle birlikte yarın için aslında belki olumlu bir açılış yapma ihtimali yüksek görüyoruz. Peki hangi endekslerde şans görüyorsunuz ya da hangi endekslerin yukarı doğru sektörel bazda soruyorum. Tabii hisse bazında da söyleyebilirsiniz elbette. Aslında şöyle yani Fed'in genel itibariyle şu an açıklayacağı kararlar daha makro çerçevede olacağı için en azından bugünü çok aşırı negatif kapatan şirketlerin bir miktar daha pozitif en azından bir tepki vermesi burada beklenilebilir. Türk Hava Yolları evet etki alanı itibariyle çok büyük etkilenen şirketlerden bir tanesi bu haber akışlarından ama bulunmuş olduğu seviyeleri itibariyle bir tepki gösterme ihtimali yine her ihtimale karşı var gibi gözüküyor. Onun dışında yine finansallar açıklandığı için burada işte
bankaların bir miktar daha belki etkisi devam edebilir. Yani garanti rüzgarı devam edebilir. Yapı kredi yine beklenildiği gibi aslında 7 milyarlık bir karlı olumsuz bir tabloyu sundu ama burada da bir tepki alımı vardı bugün. Her ne kadar olumsuzluk bilançosuna rağmen belki finans sektörü şu aşamada birazcık daha endeks içinde bir motivasyon olabilir. Peki İbrahim, çok teşekkürler. Evet, ana haberi biraz kısa keseceğiz çünkü birazdan ay sonu raporuyla karşınızda olacağız. Ay sonu raporu 31 Temmuz'a denk geldiği için ay sonu raporu 19.30-20.30 arasında olacak. Hemen arkasından da Fed özel yayınımız var. Şimdilik bu kadar.